Doğru tercih KPSS özel başlıyor. Hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Hem İstanbul'dan, buradan stüdyomuzdan hem de Ankara'da değerli öğretmenlerimiz şu anda toplanmış durumdalar. Hava sıcaklığı da gölgede şu anda 40 derece. Antalya'da yani bu KPSS bu yıl 81 ilimizde yapıldı ki Antalya'da bu illerimizden bir tanesi. Antalya'da hava sıcaklığı 44 derece. Deniz suyu sıcaklığı 27 derece. Sabah kalktığımdan beri sınava giren gençlerimizi düşünüyorum. Hakikaten Allah kolaylık versin. Yani bu sıcakta işte o fiziki şartlarda artık onları bilemiyoruz nasıl olduğunu fiziki şartları. Dolayısıyla hakikaten zor bir olay. Hayırlı iş için toplandık dedim. Sınavları herhalde yeryüzünde bizim kadar seven bir millet başka yoktur. Şöyle bir kaba hesap yaptım. Yani şeyden beri, Haziran'ın başından beri üniversite sınavlarına 3,5 milyon aday başvurdu. Tabii hepsi girmedi ama LGS'ye, lise geçiş sınavına 1 milyon 300 bin dolayında gencimiz katıldı. KPSS'ye bugün 1 milyona yakın adayımız, 924.168 genel yetenek, genel kültür, 572.020 aday da eğitim bilimlerine katıldı. İşte DGS'si vardı 450 bin dolayında, TUS'u vardı, DUS'u vardı, külliyen şöyle bir toplayın yaklaşık 10 milyon. Türkiye'nin 8'de biri şu ana kadar Haziran, Temmuz ki daha bitmedi. İşte 2 ayda Türkiye'nin 8'de biri sınava sokmuşuz. Yani şu sokağa çıktığımızda 8 kişiden birini kesin sınava sokmuşuz. Neden bu kadar çok sınav yapıyoruz? Neden bu kadar çok sınavları seviyoruz? Neden bu sıcaklarda bu kadar sınav yapıyoruz? O da ayrı bir konu. Evet, şimdi sınav tamamlandı. Haftaya gene sınavlar var KPSS. 6 Ağustos'ta gene sınavlar var. Hani onlar nasıl geçecek onu da düşünmekte yarar var. Efendim, Ankara stüdyomuza gidiyoruz. İndeks Akademi'nin çok değerli, yani bu işe gönül veren, gerçekten gençlere yardımcı olmayı bir görev addeden İndeks Akademi'nin değerli öğretmenleri. Tarih öğretmeni Aydın Yüce hocamız bizlerle birlikte. Aynı zamanda İndeks Akademi'nin vatandaşlık öğretmeni Sayın Emrah Vahap Özkaracı hocamız bizlerle birlikte. Aynı zamanda İndeks Akademi'nin Türkçe öğretmeni Sayın Berk Ekici hocamız. Hocamız da bizlerle birlikte. Değerli hocalarınıza şeref verdiniz diyoruz ve ilk sözü ben Berk hocama vermek istiyorum. Bugünkü sınavlarda Türkçe ile matematik nasıldı? Haberlerde yayından önce, bizim yayından önce haberlerde Türkçedeki mantık sorularının biraz zorladığını, matematiğin biraz zorladığını değerli adaylarımız dile getirdi. Bakalım değerli hocamız da aynı düşünce de mi? Buyurun Berk hocam. Sayın Gültekin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Adaylarımızdan elde ettiğimiz bilgilere göre tüm adaylarımızı incelediğimizde Türkçe paragrafların görece daha zor olduğunu, soyut paragrafların daha fazla yer aldığını son dönemde sınavlarımızda daha fazla görüyoruz. Aynı şekilde matematiğin aslında zorlayıcı olmadığı fakat işlemlerin akıcı şekilde ilerlese de soru kapsamının değiştiğini görüyoruz. Yani ÖSYM aslında bu dönemki sınavımızda soru dağılımlarında farklılığa gitti. Aynı şekilde Türkçeyi tek başına değerlendirdiğimizde şunları görüyoruz. Artık ÖSYM akademik okumayı seven, metin analizi yapabilen, okuduğunu çok hızlı anlayıp yorumlayabilen adayların sınavı kazanmasını bekliyor. Bu noktada eğer yine bir değerlendirme yapacaksak gramer sorularının görece daha kolay olduğu, sözel mantığın sıralama kurgusundan geldiği ve orta düzeyde öğrencilerimizi çok da zorlamayacak şekilde sorulduğunu görüyoruz. Bu noktada en önemli kapsamlardan bir tanesi de paragrafların artık her bölümden gelmesi. Yani bir makale okuyucusu gibi olmanızı bekliyor ÖSYM Sayın Gültekin. Yani coğrafya, kimya, felsefe, psikoloji gibi dallardan ayrı ayrı sorular göndererek bunları çeldiricisi kuvvetli sorularla süslüyor. Bu nedenle de adaylarımızın bu dönemki sınavda, bugün yapılan sınavda bir nebze olsa da diğer sınavlara göre zorlandığını görüyoruz Türkçe'de. Türkçenin kapsamının daha da genişlediği, son dönemde ÖSYM'nin iyi kitap okuyan, gazete mecmua kontrol eden adayları aslında sorguladığını çok daha iyi görüyoruz.
Evet, önümüzdeki yıl sınavlara, bu söyleyeceğim sadece KPSS için değil, LGSS, üniversite sınavları dahil olmak üzere, eskiden matematik korkusu vardı, geometri korkusu bilhassa, sonra işte coğrafyadaki haritalar, şeyler falan filan. Şimdi bunları Türkçe, bunları geçmiş durumda. Yani Türkçeden de hani dil bilgisi biraz korkulan, kaçılan taraftı ama şimdi bir bütün olarak Türkçe bütün sınavlarda ağırlığını koymuş durumda ki olması gereken bu mu denebilir. Ama Türkçe'ye herhalde çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, peki matematik de bu derece zorlayıcı mıydı hocam Türkçe kadar? Sadık Bey, Türkçe kadar zorlayıcı bir nokta söz konusu değildi. Sadece adaylarımızdan gelen bilgilere göre önemli olan noktanın işlemlerin kısa sürede bittiği fakat düşündürücü olduğu yönündeydi. Bir de dikkat ettiğimiz üzere artık sayısal mantık sorularının ağırlıklı geldiğini görüyoruz. Yani eskiden öğrencilerimizin klasik problem tipi dediğimiz noktalarını tamamıyla ALES tipi niteliğinde söylediğimiz sorulara kaydığını görüyoruz ve sayısal mantık üzerinden soruların dağılımının daha fazla geldiğini görüyoruz. Türkçe kadar çeldiricisi kuvvetli olmasa da adaylarımızın rahatlıkla yapabildiği bir bölüm oldu. Sizin de dediğiniz gibi Türkçe noktasında Sadık Bey, öğrencilerimizin artık metin çözümleme, metinlerin ana düşüncesini, yardımcı düşüncesini, konusunu, başlığını ayrı ayrı çıkarması gerekli bir çalışma programı yapması gerekiyor. ÖSYM artık Türkçenin aslında geri plana atılacak bir bölüm olmadığını bu sınavla bir kez daha bize söyledi. Türkçe bu ana dilde artık gramer değil, ezbere dayalı değil, tamamıyla yorumlamaya dayalı, bir kelimeden kaçabilecek çeldiriciye dayalı soruları getirdiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Evet, gerçekten son yıllarda sanayide, teknolojide ihraç eder duruma geldik. İşte bu insansız hava araçları, silahlı hava araçları gibi. Yakında herhalde bu sınavlar konusunda da soru ve sınav test ihraç eder duruma geleceğiz. Şu var, tüm sınavlarda gördüğümüz kadarıyla, değerlendirdiğimiz kadarıyla hakikaten sınavlar, sorular mükemmel hazırlanıyor. Yani eskiye nazaran çok daha farklı. Ama bir şey var, sınavları, soruları, testleri güzel hazırlıyoruz da arka planı güzel hazırlıyor muyuz? Eğitimimiz, öğretimimiz bu sınavlara uygun mu? Tabii ki onu da düşünmemiz gerekiyor. Soru işareti. Şimdi Aydın hocamıza soralım. Bakalım tarih ve eğitim bilimlerindeki durum nedir? Değerli hocamızın yorumlanması ne şekilde? Merhaba Sadık Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sadık Bey, sınava giren arkadaşlarım için şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yani öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda öğrenciler beni çok iyi anlayacaktır. Değerli adaylar çok iyi anlayacaktır. Yani peçetelerle terlerini sildikleri ve içlerinden mihriban türküsünü mırıldandıkları bir sınav oldu. Çünkü güncel bilgiler kısmında da mihriban sorusu sorulmuş. Mihriban türküsünün içeriğini sormuşlar. Arkadaşlarım beni gayet iyi anlayacaktır. Tarih soruları açısından bakacak olursak 2022 sınavına göre daha basit sorular geldi. 3-4 soru direkt okuduğunu anlamaya yönelikti. Ama diğer sorulara baktığımız zaman bilgi artı yorum soruları ve direkt bilgi soruları da geldi. Şimdi öğrencilerimizin yanlış algıladığı bir nokta var. Uzun soruları sadece okuduğunu anlayarak yapılabilecek sorular zannediyor. Ama tarihte biliyorsunuz kavram bilgisinin de üst seviyede olması lazım. Doğru. O paragrafta verilen kavramları bilmiyorsak tabii ki yorumlama da gelmiyor beraberinde. Yani ben sınavı şöyle değerlendiriyorum. 2022 sınavına göre gayet açık, net bir sınavdı. Arkadaşlarımızdan gelen dönütler de o doğrultuda. Biz İndeks Akademi ailesi olarak sınava giren tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ve bir hafta sonra A grubu sınavı var. Ve ondan da bir hafta sonra ÖABT sınavı var. Lütfen şu an her şeyi kapatıp o sınavlara odaklanmalarını temenni ediyoruz değerli kardeşlerimizden. Evet, şimdi önümüzdeki hafta daha da sıcaklar gelecek. Tabii ki daha tedarikli gitmemiz gerekecek sınava. Bir de şu var, yani KPSS'deki durum bu. Şimdi yakın bir süreçte de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun sınavları da başlayacak. Özel yetenek sınavları da başlayacak.
Hani bu şartlarda gece saat 12'de bile müthiş bir sıcaklık var. Hani bu sıcakta o beden eğitim ve spor yüksek okulunun sınavları nasıl yapılacak? Bir de onu da düşünmekte yarar var. Şimdi vatandaşlık ve coğrafya soruları. Bakalım oradaki durum nedir? Emrah Vahap Özkaracı hocamız genel değerlendirmesi ne şekilde? Buyurun değerli hocam. Sadık Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum herkese. Yani sınav formatına baktığımız zaman öğrencilerimiz zamanla yarıştığı, sıcakla mücadele ettiği bir sınavı geride bıraktık iyiyle ve kötüsüyle. Ben baktığım zaman sınav sorularında ÖSYM müfredatla ilgili şöyle bir sıkıntı gördüm. Müfredatla ilgili kapsam bilgisi dahilinde sorular olmasıyla birlikte kapsam dışı, yani benim müfredattan sorumlu olmam dışında bir takım sınav sorularında ÖSYM tarafından yoklandığını gördüm. Özellikle 2 senedir ÖSYM bu formatta sorular soruyor öğrencilerimize. Tabii ki elçiye zeval olmaz. Öğrencilerin benden istediklerini burada söylemekle yükümlü bir eğitmen olarak. Çünkü öğrencilerimiz çok ciddi anlamda emek veriyorlar. Maddi manevi açıdan yıllık. Dolayısıyla da 2,5 saatlik bir zaman diliminde geleceğini şekillendireceği bir sınavda müfredat dışı herhangi bir soru geldiği zaman da biraz demotivede olabiliyorlar öğrencilerimiz. Özellikle bir sınav sorusu vardı ki buna değinmek istiyorum. Çok kritik bir sınav sorusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlarken yemin metninde okuduğu ifade ile milletvekillerinin yemin metninde okuduğu ifadelerin arasındaki farkı sordu. Bu gerçekten çok derin ve ayrıntılı bir soruydu. Sadece elçiye zeval olmaz. ÖSYM formatına benden istediği müfredat dahilindeki sorulara yönelik sınav sorusunda öğrencilerimize biz de sorumlu tutarsa biz de emeğimizin karşılığını çok net bir şekilde alabileceğimiz bir sınav olur. Çalışanla çalışmayanın net bir şekilde ayrıldığı bir sınav olmasını temenni ediyorum aslında. Amacım ve isteğim o yönde bir eğitmen olarak. Şunu belirteyim, ÖSYM vatandaşlık sorularında müfredata uygun sorular dışında arkadaşlar genelde Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesiyle birlikte ne gibi değişiklikler oldu? Bunlarla ilgili çok fazla soru sormaya başladı. Özellikle yürütmenin tek kanadı Cumhurbaşkanı olduğuna dair çok fazla vurgu vardı bu sınavda. Yine Cumhurbaşkanı bağlı olan teşkilat yapıları çok fazla gelmeye başladı. Bununla ilgili sistemle ilgili değişiklikler çok fazla. Yine coğrafi bilgilerde de genelde harita bilgisini bu sınavda ÖSYM'nin yokladığını görüyorum Sayın Gültekin. Özellikle dağılış ilkesi, coğrafyada dağılış ilkesi derken akarsu nerede, madenlerimiz nerede, yine aynı şekilde bitki örtüsü, yani harita bilgisinin ön planda olduğu, aynı zamanda bilginin yanında da muhakeme gücünün de yoklandığı bir sınav sistemiyle ÖSYM öğrencilerimizi biraz terletti. Hem sıcaklar terletti hem ÖSYM terletti aslında. Çift yönlü bir mücadele verdiler. Umarım bütün öğrencilerimiz, KPSS'ye giren bütün adaylarımız başarıyla güzel sonuçlar elde ederler, ideallerine kavuşurlar. Son bir şey iletmek tabii istiyorum. Bu sınav tabii ki hiçbir şeyin sonu değil ama her şeyin bir başlangıcı olabilir, öyle düşünsünler. Umarım meslek hayatlarında ideallerine kavuşacağı bir meslek sahibi olurlar. Peki Emrah Hocam, genellikle hani hatalı sorular hep üniversite sınavında, LGS'de çok dile getirilmiyor ama üniversite sınavında hep gündemde olan, işte sınavdan sonra şey yapılan, üstüne gidilen konudur. Burada gözünüze çarpan hatalı soru yahut da ne bileyim işte değerlendirilmesi gereken bir soru var mı? Öyle bir tespitiniz var mı? Şimdi şöyle, öğrencilerden gelen dönüklere dayalı olarak biz tabii ki de bunları söyleyebiliriz ama ÖSYM şu anda sınav sorularını daha açıklamadı Sayın Gültekin. Yani sınav soruları açıklandıktan sonra, biz cevapları gördükten sonra buna net bir şekilde cevap verebiliriz. Ama şu anda herhangi bir hatalı soru duyumu almadık biz eğitmenler olarak. Ama eğer bir hatalı soru varsa zaten ilgili mercilere zaten başvuruları biz eğitmenler olarak da yapıyoruz gerçi. Evet, ama güncel bilgilerle ilgili mesela Mihriban sorusu vardı. Aşağıdakilerden hangisi Mihriban türküsüne yer alan dizelerden bir tanesi değildir diye bir soru vardı. Bununla ilgili bir tartışma konusu var öğrenciler arasında. İşte bazı harf ve kelime hatalarının olduğuna dair ÖSYM soruları açıkladığı zaman bununla ilgili net bir şekilde biz de zaten eğitmen olarak açıklamamızı yaparız. Evet. Peki Aydın Hocam, şimdi önümüzdeki hafta tekrar sınavlar var. 6 Ağustos'ta yine sınavlar var. Peki şu aşamada bugünkü sınavların neticesinde yaklaşık olarak bir puan hesaplama söz konusu mudur? Adaylarımızın hani ne yapmasını, olaya nasıl yaklaşmasını tavsiye edersiniz? Sadık Bey, arkadaşlarımız bu sınavı tamamen kapatıp ÖABT ve A grubu sınavlarına odaklanmalılar.
Evet. Ve alan puanlarının getirisi her zaman daha yüksektir denilmektedir. Güzel. Yani buradaki aksaklıkları orada 2-3 net yaparak güzel bir şekilde giderebilirler. Bir de aynı zamanda eğitim bilimleri uzmanımız ve genel koordinatörümüz Zeynep Salman İşi'den gelen bilgiler doğrultusunda eğitim bilimleri sınavının da gayet güzel bir şekilde geçtiği, öğrencilerden gelen dönütlerin olumlu olduğu, öncüllü soru sayısının biraz fazla olduğu da belirtilmekte. Zaten Zeynep Hocam'ın dünkü yayınında da bunlar bu doğrultuda iletilmişti. Yani 2022 sınavından daha hafif bir eğitim bilimleri sınavıyla da karşılaştık. Bunu da eklemek isterim. Evet. Peki yani öğrencilerimiz bundan sonra direkt ÖABT ve A grubuna odaklanmalılar. Evet. Peki Berk Hocam, bu önümüzdeki bir haftayı ve ondan sonraki haftayı adaylarımızın nasıl geçirmesini, nasıl değerlendirmesini tavsiye edersiniz? Sayın Gültekin, dediğimiz gibi, diğer hocalarım da söylediği gibi geçmişte kaldı. Ellerinden gelen fazlasını yaptı tüm adaylarımız. Bu evreden itibaren bu haftalarını mutlaka günde bir, en az bir tane olmak üzere deneme çözümüyle, eğer yapabiliyorlarsa, vakitleri varsa, işlerinden arta kalan zamanları da bu sınava tamamen yönelik olarak kanalize edebilirler. En az iki deneme çözmelerini öneriyoruz. Bu denemelerimiz çözümlü olabilir, video çözümlü olabilir, QR kodlu olabilir. Tamamıyla aslında şu an kısa paslarla önümüzdeki maçı nasıl kazanabiliriz şeklinde bir plan izlemelerini öneriyoruz. Aynı zamanda Sadık Bey, bu evrede ÖSYM bize şunu gösterdi. Ben yorumun yanında muhakemeyi, muhakemenin yanında da analizi istiyorum. Yani sizden, ben eğer bir ÖABT sınavı yapacaksam sadece bilgi sınavı olmamalı. Bunun yanında sizin analiziniz de buraya, bu devreye girmeli şeklinde sorular getirmeye başladığı için kısa pasla şu an küçük videolar, minik notlar, renkli kalemlerle çalışmalar, anahtar kelimelerle, kodlamalarla ilerlemeleri çok daha sağlıklı olacaktır kesinlikle diye düşünüyorum. Evet. Son soruyu Aydın Hocam'a yönelteyim ben yine. Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Yani tüm sınavların neticesinde, hani eskiden, daha önceki dönemde, işte orta vade, uzaklıkta diyelim, oturup çalıştığın zaman ve iyi çalıştığın zaman yapabiliyordun, rahatlıkla yapabiliyordun. Anladığım kadarıyla sadece çalışmayla olacak sınavlar değil bunlar. Başka şeyler de gerekiyor esasında. Onun için son olarak ne söylemek istersiniz seneye tüm sınavlara girecek olan gençlerimiz için? Sadık Bey, yani KPSS sınavları normal TYT, AYT sınavlarından farklılık gösteriyor. Doğru. KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilerden ÖSYM şunu istiyor: gündemi de takip edeceksin. Siyasi olaylarda ne gelişmeler var? Kendi branşım adına bunların tarihsel arka planı var mı? Yani düz milli eğitim kitaplarından derlenen bilgilerle soruların sorulduğu bir sınav değil. Değil. Devlet diyor ki ben bu insanları atayacağım. Atamak istiyorum ama bunların birçok şeye hakim olmasını da istiyorum diyor. Bir de özellikle son zamanlarda en düşük devlet memuru maaşının yükseltilmesi ve atama sayılarındaki artış da KPSS'nin cazibesini biraz daha arttırdı. Artırıyor. Doğru. Yani arkadaşlarımız güzel bir şekilde motive olup, güzel bir şekilde sınavlarına hazırlanıp ve gündemi de takip ederek yollarına bakmaları lazım. Yani gençlerimiz geleceğimizdir. Her şey onlar için. Bir de yani sizlerin bizlerin zamanında hazırlandığı gibi bir durum da söz konusu değil. Değil artık. Herkesin anlatımına uygun YouTube'da, çeşitli kanallarda hocaların anlatımı var. Öğrencilerimiz hangi hocamızdan nasıl rahat algılıyorsa onları o şekilde değerlendirebilirler. Yani günümüzde imkanlar fazla. Aslında öğrenciler hani o doğrultuda kendilerini adapte etseler başarısızlık mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, sınavların formatı değişti ama öbür taraftan olanaklar da çok fazla. Hakikaten şu internet, dijital ortam çok büyük bir nimet ama onu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli konuklarımıza, İndeks Akademi'nin değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 11.15'te tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın, iyi hafta sonları efendim.
Ağustos ayından beri...